Birkaç gündür gündemde yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu yeni bir anayasa, darbe ürünü olmayan bir anayasa hazırlanması gerekiyor şeklinde demeçleri ve beyanları oldu. Bu demeçleri ve beyanları üzerine şu an hem muhalefet partileri hem gündem hem sosyal medyada yeni anayasa tartışmaları yapılmaya başlandı. Yani bu anayasa tartışmalarına girmeden önce aslında bir Türkiye'deki anayasal gelişmeleri de bir irdelemek lazım. Bilindiği üzere anayasalar kurucu iktidarlar tarafından hazırlanan anayasalar, bir de seçilmiş milletvekilleri yani halkın temsilcileri tarafından yapılan anayasalar olmak üzere ikiye ayrılıyor. 82 anayasasıyla biz bugüne kadar geldik, yıl 2021. Tabii bu süreçte özellikle Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde ciddi anayasal değişiklikler yapıldı. Ama o darbe anayasası tümden kaldırılmadı, değiştirilmedi. Yine AK Parti iktidarı döneminde bir anayasa, yeni bir anayasa, darbe ürünü olmayan bir anayasa yapma hazırlığı süreci başlatıldı. Biz o süreci de önemsiyoruz. Önemli bir süreçti. Ancak ne yazık ki o FETÖ yapısı, o FETÖ terör örgütü tarafından 17-25 Aralık darbe teşebbüsleri akabinde 15 Temmuz darbesiyle o süreç de akamete uğradı. Ki öncesinde de bir akamet süreci zaten vardı ve biz halen 2021 yılına geldik ve 82 darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Seçilmiş milletvekilleri tarafından ya da halkın temsilcileri tarafından hazırlanmış bir anayasa değildi 82 anayasası. Özgürlükleri daraltan bir anayasaydı. Yıllardır değişmesi üzerinde sürekli söylemler yapılıyor. Ve bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir anayasa, darbe ürünü olmayan bir anayasa söylemini biz önemsiyoruz. Ve seçilmiş milletvekilleri tarafından, halkın temsilcileri tarafından hazırlanacak bir anayasanın anayasa hem önemlidir hem değerlidir. Ancak bunun da bir sürecinin olması lazım. Yani anayasalar birer toplumsal sözleşmedir ve dolayısıyla toplumun dinamiklerini, o dayanışmasını, o rengini de yansıtmalıdır. Anayasa hazırlanırken toplumun tüm dinamiklerinden görüşleri alınması gerekiyor diye düşünüyoruz. Yani sadece siyasi partilerin temsilcileri tarafından değil de toplumda artık belli bir niteliğe sahip yer edinmiş STK'lar, akademisyenler, üniversiteler, barolar görüşlerini bildirecekler. O görüşlerden oluşan bir anayasanın önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 82 anayasası özgürlük alanlarını daraltan bir anayasaydı. Ve bizce vatandaş odaklı, insan odaklı değildi. Bizim düşüncemiz şu, devletlerin temel doğuş sebebi vatandaşın refah, huzur ve mutluluğudur. Dolayısıyla vatandaş odaklı, insan odaklı bir anayasaya ihtiyacımız var. Devlet halk içindir, vatandaş içindir anlayışını birebir yansıtacak bir anayasaya ihtiyacımız var. Vatandaşı yaşat ki devlet yaşasın. Düstur bu olmalı, amaç bu olmalı diye düşünüyorum. 82 anayasasında biz bunu göremedik. Hak ve özgürlüklerin daraltıldığı, çeşitli şartlara bağlandığı, devlet organının daha çok öncellendiği ve rengini verdiği bir anayasaydı 82 anayasası. Ancak Türkiye'deki yaşayan insanlar, vatandaşlar, vatandaş odaklı bir anayasa istiyorlar. Vatandaşı öncelleyen, vatandaşın refah ve huzuru, özgürlüğü, adaleti, adalet odaklı bir anayasa olması önemlidir ve faydalıdır diye düşünüyorum. Şunun altını çizmek istiyorum. Bizce anayasadaki hiçbir maddenin bir başka madde üstünde olmadı. Her bir madde bir başka maddeyle eşittir. Dolayısıyla değiştirilemez veya değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddelerin varlığına bizce anayasada ihtiyaç da yok. İnsan odaklı, her insan özgür, hür ve eşit doğar odaklı, adalet odaklı, hukukun üstünlüğü odaklı, hukuk güvenliği odaklı bir anayasa ve her bir maddenin başka bir maddeye üstünün olmadığı bir anayasa. Bizce temel düstur bu olmalı.